Güzelmiş ya. Annem nasıl? Çiçekleriyle yalnız kalsın, biraz kendine gelir. Arıza nerede? Küsmüş galiba hepimize. Çok da tın. Sen ne yapıyorsun burada abla ya? Odayı teknoloji fuarına çevirmişsin. Emre cevap vermiyor değil mi? Ama o bir yazsın. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Mesajlarına bir saat geç cevap vereceğim. Hatta cevap verince sadece emoji kullanacağım. Fotoğraflarına da hiç like atmayacağım. Ya ne düşünüyorsun bu kadar ya? Sanki Emre ile doğdun. Boş ver, takma kafana, kendi kaybeder. Böyle demesene ya. Ağlayası mı getiriyorsun? Abla, annem beni sana emanet etti. Bir şey yapacaksak beraber yapacakmışız. Ben şu an offline. O zaman ben dışarı çıkayım. Buralarda dolaşırım hem. Ararsın bir şey olursa gelirim ben hemen. İyi, çık kız. Ne olacak? Tamam. Seni saat 14'te yazdığım adreste bekliyorum. Önemli. Seni çok seviyorum. Alo Can, yarım saat oradayım. Hazırlan, tamam mı? Of Nazlı. Ne yapacağım ben kendimle ya? Savaş? Kendine geldin mi? Geldim. Dün çok kötü dayak yedin. Hatırlıyorsun değil mi? Kısmen. Bugün sakinsin yani. Endişelenmemize falan gerek yok. Aslında ben sana teşekkür etmeye geldim. Kısa ve saçma bir arkadaşımız oldu ama bir senedir kimse böyle yüzüme bakmıyordu. Kalbini kırdıysam affet. Ne öyle İzmir Radyosu kapanışı gibi konuşuyorsun? Hoşça kal. Hadi. Tamam, geliyorum. Buyurun beyler, buyurun. Oo, eyvallah. Eline sağlık hanım kızım. Haram zıkkım olsun. Koş koşun. Eyvallah. Al. Ne yapıyorsunuz bakalım? Boş kovalıyoruz ya. Ama hazır da diyorum ki mahallede yokken partilesek mi? Yok be oğlum ya. Böyle iyi, sakin sakin. Siz o işi bana bırakın. Eyvah. Selfie çeksene. Geldi. Ya hadi ama. Yalnız üstten çek, zayıf çıkalım. Ne kadar zayıf çıkabilirsin ki zaten. Salak. Başka bir isteğin var mı? Hadi. Sen de şöyle yanaş. Gel sen de. Gülsenize, eğleniyoruz biz. Tamam. Geç bile kaldı. İşe bak, kendisi manken gibi vallahi. Biz de aynı patates gibi çıkmışız. Ya ben kaldırıyorum etiketi, şimdi uyan gelecek. Öyle bir şey yaparsan seninle bak bakalım bir daha konuşuyor muyum ben?
Sakın beni etiketleme bir daha. Ne oldu canım? Sevgilin mi kızar? Ortalığı boş bırakacağım sandınız değil mi? Bir yere mi gidiyorsun? Pek bir vedalaşır gibisin de. Uzaklaşacağım biraz buralardan. Motorunu almadan gideceksin öyle mi? Taksi çağırdım, gelir birazdan. İlginç. Utanmasan motoru yatağına götüreceksin de. Ne istiyorsun benden? Hı? Nereye gittiğini söyle. O kadar pansuman yaptım sana, bilmek hakkım. Niye bana böyle iyi davranıyorsun ki? Ha? Ya çünkü ben hiçbirini hak etmiyorum. Üzülüyorum çünkü senin için. Üzülüyor musun? Ama benden uzak durmalısın. Çünkü gerçekten tehlikeliyim ben. Sen tehlikeli misin? Tehlikeli falan değilsin. İnsan sarrafıyım oğlum ben. Hiçbir şey bilmiyorsun. Anlat o zaman. Emin misin öğrenmek istediğinle? Hı? Savaş. Anlat. Bu kolye var ya, Melisa'ya ben almıştım doğum gününde. Nasıl ya? Haluk Efendi bunu anneme hediye etti. Geçen gün hatırlıyor musun? O geceyle alakalı bir şeyler anlatmıştım. Melisa'nın kaybolduğu gece. Her şeyi hatırlamıyormuşum. Kafamda bazı boşluklar vardı, doldurdum onları. Daha net her şey artık. Bilmece gibi konuşuyorsun Savaş. Savaş Bey, taksiniz geldi. Geliyorum ona. Hoşça kal. Savaş. Dur. Hepsini anlatmadan bırakmam seni. Melisa'yı ben öldürdüm. Kendimi öldürmeyi denedim, beceremedim. Bir şekilde bedelini ödemeliyim. Artık her şeyi biliyorsun. Sizinle bir şey konuşmam lazım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Sanırım çok kötü bir şey olacak. Savaş... Savaş Melisa'yı öldürdüğünü düşünüyor. Galiba gidip polise teslim olacak. Sen bütün bunları... Rana Hanım lütfen bir şeyler yapmamız lazım.